AvaShift Elektronik izleyenleri ben Tolga Çolak. Bugün sizlere Samsung markalı cep telefonlarınızda root işlemini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Evet arkadaşlar, ilk başta root işlemi hakkında kısa bir bilgi verecek olursak root işlemi Android işletim sistemli cihazlarınızda bir nevi modifikasyon işlemi diyebiliriz. Bu modifikasyon sonucunda cihazlarınızda dahili olarak yüklü gelen uygulamaları istediğiniz gibi kaldırıp cihazınıza overclock yapabiliyorsunuz. Dilerseniz Root işlemine geçmeden önce size gerekli olan programlardan biraz bahsedeyim. İlk başta cihazımızda root işlemini gerçekleştirebilmek için e, Odin programını kullanıyoruz. Odin programı bizim her türlü ROM ve Bilum'un e, root işlemlerini yapmak için kullandığımız bir program. E, root işlemini gerçekleştirmeden önce Samsung driver'larımızın yüklü olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer bu driver'larımız eksikse internet sitemizden girip indirerek bu driverları tamamlayabilirsiniz. Biz root işlemi için CFI root adlı programı kullanacağız. Ee, bu programı da ayrıyeten bizim yazımızın bağlantı kısmından ulaşabilirsiniz. Dilerseniz e, root işlemi için ilk başta cihazımızı hazırlayalım. Burada uygulamalara tıklayarak ayarlar kısmına geliyoruz ve ayarlar bölümünden güvenlik altındaki bilinmeyen kaynaklara izin vere tıklıyoruz. Biz daha önce bu işlemi yaptığımız için bilinmeyen kaynaklar bizde açık. Şimdi cihazımızı kapatıp root işlemi için download modu alalım. Evet cihazımızı kapattıktan sonra download modu almak için ses kısmı, güç ve home tuşuna aynı anda basarak cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gelen ekran download ekranımız bizim. Burada ses açma tuşuna basarak download işlemi için cihazımızı hazırlamış oluyoruz. Evet, şimdi yapmamız gereken işlem ise bilgisayarımızı, telefonumuzu USB kablosu ile bağlamamız gerekiyor. Evet, cihazımızı bilgisayarımıza bağladıktan sonra gördüğünüz gibi şurada COM3 yazısı geldi. Bu COM3 yazısı bizim cihazımızın bilgisayara eklendiğini görüyor. Hatta şuradaki Edit kısmından da görebiliriz bunu. E, root işlemi için öncelikle PDA yazan kısımda root dosyamızı seçiyoruz. Benim masaüstünde üstünde isimli dosyayı seçerek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. E, dosyanın sol alt köşeden eklendiğini görüyoruz ve start tuşuna basarak işlemimizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Evet yüklemeler tamamlandı. Reset diyor şu anda cihaz kendini Evet arkadaşlar yükseltme işlemlerimiz hızlı bir şekilde tamamlandı. Şimdi ekranımızı açıp uygulamalara giriyoruz ve bizi Super User uygulaması karşılıyor. Bu uygulamanın olması demek bizim root işlemimizin başarılı bir şekilde tamamlandığını demek oluyor. Burada tamama tıklayıp yetkilendirmeyi yapıyoruz ve root işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, demin de bahsettiğim gibi root işlemimiz tamamlanmış oldu. Bir sonraki nasıl yapılır videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.